Evet. Kur'an-ı Kerim'de çok aslında işaret var buna Okan Bey. Mesela güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Allah'ı zikredin, Allah'ı hatırlayın, anın der mesela. Ayetler aslında insanları bunlara teşvik ediyor. Yani işte yerlere göklere bakmıyorlar mı? Bunlar üzerine düşünmüyorlar mı? Canlıların yaratılışına bakmıyorlar mı? Aslında Caner Hocam biraz bahsetmişti. Dolayısıyla hani bir insan eğer ki Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberi edinirse ve sürekli gündeminde tutarsa ayetler zaten bir şekilde insanları gün içerisinde Allah'ı hatırlamaya teşvik ediyor, bir şekilde yönlendiriyor. O demin söylediğim cümle, hocamın konusunu kesmek istemiyorum da, yani Kur'an'ın zihinleri inşa etmesi önemli. Çünkü siz Kur'an'ı okuduğunuz zaman, ki ben mesela her gün Kur'an okurum, özellikle sabah namazının vaktinde okurum. O Kur'an'ın siz yapısının içine girdiğinizde, Kur'an siz varlığa bu ne güzel yaratılmıştır diye bakacağınız bir göz veriyor. Öyle bir göz inşa ediyor. Siz onu sadece dünyevi çıkarlar için mal araç sallaştırmıyorsunuz. Kendi bedeninizi sadece hazlar için kullanmıyorsunuz. Onu okuduğunuz zaman bir yerde kendi bedeninizi sürekli Allah'ın size bir lütfu olarak göreceğiniz bir zihni inşa ediyor. Ondan diyorum, bu bana özel bir şey değil. Aslında Kur'an okuyan birçok insanda oluşan bir ruh haleti bendeki. Birçok Müslüman'da da bu oluşuyor. Şunu bana biraz tarif edin. Nasıl okuyorsunuz? Yani orijinalinden mi okuyorsunuz? Şimdi ben tabii ki... Türkçesinden mi okuyorsunuz? Hem Türkçesinden hem Arapçasından da okuyorum. İkisinden de okuyorum. Ama tabii ki bence burada Arapçasından anlamayanlar için... bildikleri dilde okumalarını bence öncelemeleri lazım. Çünkü Kur'an kendi üzerinde derin derin düşünülmesini, tedebbür edilmesini söylüyor. Evren hakkında düşünmesini söyleyen Kur'an, Kur'an ayetleri üzerinde de bir ince düşünceyi tavsiye ediyor bize. O ince düşüncenin Kur'an üzerinde gerçekleşmesi için bizim tabii ki o Kur'an ayetlerinin anlamlarını anlamamız lazım. Ondan bana göre anladığı dilde herkesin Kur'an'ı okuması çok önemli bir şey, bu manayı alması. Yoksa öbür türlüsü sadece Kur'an'a bir seslendirme olur. Şey olur. Yani onun manasını anlamanız mümkün olmaz. Yani Kur'an mesela demin söylediğimiz ayetlerden birini düşünün. Evrenin genişlediğini söyleyen bir ayet var. İnşallah bugün burada yer olursa evrenin başladığını söyleyen ayet var. Hayvanlara baktığınız zaman onlarda Allah'ın sanatını görmenizi söyleyen ayet var. Siz tabii ki sırf Arapça seslendirirseniz bu anlamları, Kur'an'ın bunları ifade ettiğini anlamanız mümkün değil. Ondan sonra Kur'an size öyle bir zihin inşa ediyor ki bütün bunlara her baktığınız yerde Allah'ın varlığını gören bir zihin inşa ettikten sonra karşı taraf soruyor, diyor ki çürümüş kemikleri kim diriltecek? Ondan sonra Kur'an'da cevap veriyor. Onları ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak odur. Bu zihnin inşasını da bana biraz tarif edin. Yani bir akademik eğitimde zihin inşa edilir. Yani matematik öğrenirken de zihni inşa ediyoruz. Yani tuğla tuğla üst üste koyarak bir duvar örüyoruz ya da bir yapı örüyoruz. Bir bilimi anlamak budur. Yani şu anda okulda matematik öğrenen bir çocuk bunu inşa ediyor. Geometriye geçtiği zaman bir başka şey inşa ediyor. Ne oluyor? Basitten başlıyor. Sonra basit kuralları öğreniyoruz. Sonra bu kurala göre şu ne olur? Peki bu kurala göre bu ne olur diyoruz. Hangi kural bu kuralla çatışır diyoruz. Ya da hangi kural, hangi şart bu şartı, bu kuralı değiştirir diyoruz. Böylece de aslında bir inşaat yapılıyor. Tabii, tabii. Ama aslında... Kur'an temel, dediğiniz çok doğru da, Kur'an'ın yaptığı inşaat özellikle temeller üzerine bir inşaattır. Bir, mesela bizim felsefede ontoloji dediğimiz varlık anlayışı üzerine bir inşaat yapıyor Kur'an. Bu evreni yaratılmış bir evren olarak görüyorsunuz karşınızdaki. Ondan sonra kendi hayatınızın anlamını Allah'la ilişkili bir şekilde buradaki varlık sebebinizi görerek anlıyorsunuz. Gittiğiniz yeri ahiret olarak görüyorsunuz. Ölüme bakışınız ayrılıyor. Şimdi böyle temeller üzerine bir inşaat olduğunda, o zaman siz fizikçiyseniz ona göre bir fizikçi oluyorsunuz. Yaptığınız işte dünyada statü elde etmekten daha fazla bir anlam biçiyorsunuz evren üzerinden fiziği anlamanıza. Eğer bir biyologsanız o hücreyi anlamanıza ondan daha fazla bir anlam biçiyorsunuz. İşte bir zoolog hayvan bilimciyseniz, bir jeolog yer bilimciyseniz bu dünyanın üzerindeki canlıların yaşamasına uygun yaratılmasıyla ilgili fenomenlere ayrı bir anlam biçiyorsunuz. Yani şu anda bana anlattığınız şey, bir bilim adamı inançlı olduğu takdirde nasıl bir hayat süreli açıklıyorsunuz? Tabii ama bu temel ona, eğer ki atılmış temeller yani yoksa... Yani şöyle yapmaz o zaman bir bilim adamı. Üniversitede çalışmalarını sürdürürken eve geldiğinde dindar değildir demek ki. Vallahi şimdi bazen bu günümüzde işin kötüsü moderniteyle böyle bir zihin bölünmesine yakın şeyler inşa edildi.
bazı eğitim sistemlerinde. Siz laboratuvara girdiğinizde apayrı bir şey olur. Eve gittiğinizde ne olursanız olursunuz. Kişilikte ki bana göre insan psikolojisine de aykırı bir şey bu. Böyle bölünmeler yapılabileceği gibi zihinler verilmeye çalışıldı. Ama bana göre özünde mümkün değil. Çünkü yani dinin, felsefenin, bilimin hepsinin ayrı hakikatleri olamaz. Ama bilim de, felsefe de, din de, hatta sanat da bir yerde gerçeği arar ve bu yolculukta değişik metotlar kullanır. Din temeller inşa ederken vahiy ile insanlara belli bilgiler gelir. Felsefe belli mantık üzerine akıl yürütmeler söyler. Bilimse deneyi, gözlemi önceler. Ki bunlar her biri de birbiriyle ilişkilidir. Yani bu kadar da kopuk değildir. Sanat da başka tip duygular yaşatarak belli şeyleri deneyimlemenizi yapar. Ama sonuçta var olan hakikat tektir. Ve bunların her biri var olan hakikate bir ulaşma çabalarıdır. Ve bütün bu alanların birbiriyle gerçek anlamda bir yardımlaşmasıyla, bence birbirlerini desteklemesiyle ancak en verimli ürün ortaya çıkabilir. Yoksa bir bilim adamı laboratuvara gittiğinde tamamen sanki tanrı yokmuşçasına bilim yap gibi böyle ona a priori baştan bir ilkeyi dayatarak bilim yaptırtmaya kalkmak bence anlamsız bir şey.